Evet arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Bu videoyu çekmemin amacı, daha önceki videolarımda yorumlarda sık sık bahsetmişsiniz arkadaşlar yuvamın pis olduğundan, hatta çok böyle enteresan, komik, güldüren yorumlar da var. İşte bilmem bu kuşlar bu bokta iyi ölmüyor, İşte bu kuşlar bu bokta AIDS olur, abi senin ilk önce kümesini temizle. Ya arkadaşlar, herkese hak veriyorum. Doğru söylüyorsunuz. Kümes temiz olması lazım. Hatta ben de izliyorum bazen böyle YouTube'da bazı arkadaşları, kanallarını. Mesela bir arkadaş var, Takla Güvercin diye. Hollanda'dan bir arkadaş yanlış hatırlamıyorsam. Adam bir kümes yapmış. Hani öyle akıllara zarar yani. Tabii ben böyle yani merak ettim yani, kıskandım diyebilirim yani. Çok güzel temiz bir kümesi var arkadaşın. Abi şimdi fırsat olmuyor. Neden temizlemiyoruz? Fırsat olmuyor. Tabii temiz, yani haklısınız yani. Mutlaka temiz olması lazım. Ama şimdi arkadaşlar, bu gübrenin de bu bokun da hiçbir zararı yok. Neden? Çünkü şöyle bir şey arkadaşlar. Bu gördüğünüz pislikler hepsi, boklar kuru. Benim kümesim çok güzel havadar bir kümes arkadaşlar. Yüksekte benim kümesim. Çatıda. Hani sağdan soldan, kuzeyden güneyden hem hava alıyor, hem de güneş alıyor arkadaşlar. Aydınlık kümes. Hani bir toz olmuyor. Yani bu gübre pislik kuru olduğu sürece arkadaşlar, hani güvercine hiçbir zararı yok. Hiçbir hastalığa da yol açmıyor arkadaşlar. Şimdi bu gübre ıslak olsaydı arkadaşlar, kalıp gibi gübre, taş gibi gübre. Hani bunun kuşa hiçbir zararı yok arkadaşlar. Yaş olsaydı haklısınız. İşte koku olur, pislik olur. Yaş gübre zaten kuşu hasta yapan yaş gübredir. Mesela şu yaz sezonunda yuva temizlenmez. Yani bizim gibi, yani benim gibi böyle işte yuvayı pek temizleyemeyen. Bak, temizlemek istiyorum ama vaktim olmadığı için temizleyemiyorum. Yani böyle yuvayı benim gibi böyle sık temizleyemeyen arkadaşlar, yaz mevsiminde kümes temizlemek zararlıdır. Neden? Çünkü toz olur. Bu toz da güvercinleri hasta yapar arkadaşlar. Yani bunu sakın unutmayın. Güvercin, yani böyle detaylı temizlik yapılacaksa, güvercin kümesi kışın temizlenmelidir arkadaşlar. O yüzden hani ben size hak veriyorum. Pis. Evet, gerçekten bayağı bir pis. Ama hiçbir zararı yok. İnanın hiçbir zararı yok arkadaşlar. Ben ne kümesler gördüm böyle pırıl pırıl. Ama kuşlar hastalıktan kırılıyor. İşte böyle pis kümesler gördüm. Hiçbir sorunları yok. Yani şükürler olsun benim de bir sorunum yok. Hani dediğim gibi, kümes gübre boku yaş olmadığı sürece hiçbir hastalık gelmez. Benim de temiz ve yani kuru olmasının sebebi de, benim kümesim çok güzel havadar bir kümes. Çok iyi hava alıyor. Çok iyi güneş alıyor arkadaşlar. Ha, bu güneşte de kuruduğu için de güvercinlerde herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum arkadaşlar. Ha, tabii temiz olması, tabii mutlak ki temiz olması lazım. Ama vaktimiz olmadığı için temizleyemiyoruz kümesi. Yani ille de temizle diyen arkadaşlar var. Gelsinler bir gün. Beraberce temizleyelim. Hem kuş uçuralım, hem çay içelim. Muhabbet edelim. Hem de bana böyle temizliğe yardım etsinler arkadaşlar. Hani zor, bana zor geliyor vaktimiz olmadığı için. Hani dediğim gibi arkadaşlar, madem temiz görmek istiyorlar kümesi, gelsinler beraber bir gün. Hem kuş uçuralım, çay içelim, sohbet edelim. Kuşlarımızın kümesini de temizleyelim arkadaşlar. Hani bu bir sürü yorum geldiği için böyle bir video çekeyim dedim. Ha, dediğim gibi kanalımı da abone olursanız sevinirim. Yorumlara da herkese cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Soru soranlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Videoyu beğenip kanala abone olursanız, ben de böyle yeni yeni videolar çekip böyle muhabbet yapmak isterim yani arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı da okuyorum. Cevaplamaya da çalışıyorum arkadaşlar.
güzel yorumlar atıyorsunuz. Böyle enteresan, komik, iyi, doğru yorumlar da var. Herkese iyi günler dilerim arkadaşlar.